Şu ilaçlar bir sıra toparlansam artık. Ama daha iyi olacağım. Ümit'le planımız kusursuz işlerse hem çok daha iyi hem çok daha güçlü olacağım. O Emiroğulları beni yıkabileceklerini sandılar. Ama yanıldılar. Şimdi ben onları mahvedeceğim. O çiftliği başlarına yıkacağım. İnşallah bu iş ayağıma dolanmaz. Oğlum bundan sonra çok daha dikkatli olacaksın. Karda yürüyeceksin. İzini belli etmeyeceksin. Ne Serdar, ne de Selim senin arzu ile iş yaptığını anlamamalı. Aslında benim ise arzu. Eğer Serdar'la bağlantım olduğunu anlarsa her şey suya düşer. Bana olan güveni tamamen biter. Bu nasıl bir şey ya? Resmen mayın tarlasındayım ha. Hem de ne tarla? Her şeyi senin için göze alıyorum Arzu. Her şey senin için. Teyze. Sağ ol canım benim. Önemli değil. Ablacığım. Ya hadi ne olur bak ağlama artık. Çok üzüyorsun hepimizi. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ne yapacağım? Nerelere gideceğim? Sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Olur mu öyle şey Tülay'cığım? Burası senin de evin. Hem belki sen yanlış anlamışsındır durumu. Hemen öyle gemileri ateşe verme. Tamam, mesajı anladım da gördüklerim bana yetti. Anlıyorum. Ne konuştuklarını duydun mu peki abla? Duymaya ne hacet verdi? Gördüklerim yetti bana. Böyle yan yana dip dibelerdi. Ablacığım, kıyamam ağlama hadi. Peki sen hani haber verdin mi buraya geldiğini, biliyorlar mı? Yok, 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 haber vermedim. Bilmiyorlar. Ama şimdi merak etmesinler seni. Aman aman, gözünüzü seveyim. Siz de bir şey söylemeyin ne olur. Ne
daha gelmedi mi? Yok, daha gelmedi. O kutunun ne var? Söylemem, izleyin gelin. Nasıl oldun? Dün geceyi rahat geçirebildin mi? Sayılır. Daha iyiyim bugün. İyi var. Ya sen niye bunları yiyorsun ya? Miden zaten kötü. İyice kötü mü etmeye çalışıyorsun? Ne yapayım? Mutfakta bir tek bunları buldum. Olmaz öyle. Daha beter hasta olacaksın. Yolda gelirken interneti bayağı bir karıştırdım. İnanılmaz güzel yemek tarifleri buldum. Hadi ya. Özellikle böyle senin gibi gebeliği zor geçenler için. Sana öyle sağlıklı, öyle hafif bir menü hazırlayacağım ki yani Karatay görse gelip alnından öper. O derece hafif. Serdar geldi. Ne? Şimdi burada mı? Tabii ki hayır. Kalan eşyalarını almaya gelmiş. Konuştunuz mu peki? Yani hamile olduğunu söyledin mi? Hayır. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bilmiyorum. Ay mis gibi de koktu. Zaten ben de sıkılmıştım öyle. Yatmaktan gına geldi yani. Şimdi böyle ayaklarımı uzatır kahvemi içerim. Sonra da falıma bakarım. Zaten ne çıkacağını biliyorum. Hem de öyle üç vakte kadar falan da değil. Her gün çok güzel haberler alacağım. Arzu, ne yapıyorsun sen burada? Günaydın. Kahve yapıyorum. Sen de ister misin? Sağ ol, sağ ol da. Hayırdır? Keyfin pek bir yerinde. Yo, benim her zamanki halim. Hem niye kötü olayım ki? Baksana, iyileşiyorum. Alacaktık zaten. Alsaydınız o zaman. Sakın beğenmedim deme. Senin o havalan delik ayakkabıların da iyidir. Giysen hadi. Berit, ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? İyilik yapıyorum, görmüyor musun? Bizim yaptığın iyilik falan değil. Dalga mı geçiyorsun sen? Size de ne yapsam yerinemiyorum be. Hepinizden nefret ediyorum. Biraz konuşalım mı? Çek elini. Ne söyleyeceksen söyle. Bey, bak ben senin aslında ne yapmaya çalıştığını anladım. İyilik yapmak istedi. Ama Hakkı üzüldü. Her şeyi sen biliyorsun değil mi? Onu düşünüp kardeşinin ayakkabısını getirmişsin. Yani kullanılmış olması bile önemli değil. Ama onu küçük düşürdüm. Utandırdım bütün sınıfın içinde. Ben ne dedim ki? Ayakkabısı eskimiş de alay ettin. Farkında değil misin yani? İyi de öyle yırtık pırtık dolaşmak komik. Peki tamam. Mesela sen. Sınıfta ayağın takıldı düştü. Herkes sana çok güldü, alay etti. Üzülmez miydin yani? Hayır bir kere. Üzülürdün. Hem Hakkı da istediği için değil, mecbur kaldığı için giyiyor o ayakkabıları. Keşke alay etmeseydin. Tamam işte ben de ona az eskimiş olanları getirdim, iyilik yaptım. İyilik böyle olmaz. Nasıl olurmuş? Hakkı'nın yırtık ayakkabısını görmemiş gibi yapsaydın keşke. O ayakkabıyı da herkesin içinde değil, herkes gittikten sonra verseydin keşke. Bence onun yerine koymaya çalış kendini. Niye koyacakmışım ya, niye?
Merak etme. Her şey yolunda. Planımızın ilk aşaması tamam. Demek öyle. Güzel. Tekrardan çok geçmiş olsun Ali Hanımcığım. Geldi geçti diyelim artık. Allah beterinden saklasın. Amin. Yatacak yerimiz, yiyecek ekmeğimiz var ya, buna da şükür. Öyle tabii. Ah ah, ne günlerimiz geçti bu çiftlikte. Evlatlarınızla, torunlarınızla inşallah daha da güzel günler göreceksiniz. Evlatlarım yanımda olsun, sağlıklı olsunlar da ben başka hiçbir şey istemiyorum. İyi ki varsınız anneciğim. Ali Hanım! Ali Hanım yetişin! Ne oluyor? Yetişin! Sera! Sera yanıyor! Sera yanıyor Ali Hanım! Sera yanıyor! Nasıl yanıyor? Ne demek yanıyor? Çok mu büyük yangın? Büyük! Büyük! Eyvahlar olsun! İtfaiye falan çağırdınız mı? Haber verdik! Hemen gidelim! Allah'ım sen koru! Bir şey yaptım sen yok. Emeklerim gidiyor. Zeynep! Emeklerimiz yok oluyor kızım. Her şeyimiz sıkı oluyor. Git yetiş kızım yetiş. Koş yetiş Zeynep'im yetiş. Tülay abla sen annenle kal. Daha da geliyorum. Zeynep dikkat edin Feride. Allah'ım sen yardım. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım. Nasıl çıktı yangın? Ben de bilmiyorum Zeynep Hanım. Siz orada değil miydiniz? Oradaydık. Saksıları sayıyorduk. Nasıl olduysa bir anda alevle etrafımızı sardı. Zor attık kendimizi. Birinde bir şey oldu mu? Olmadı çok şükür. Siparişler? Siparişlerin olduğu depoya sıçradı mı yangın? Her taraf, her yer yanıyor. Yandı, sıçradı, gidelim. Hay Allah'ım of. Gitti bütün emeklerimiz. Getir kızım getir. Ali Hanımcığım ne olur yapmayın böyle. Bakın tansiyonunuz çıkacak. Gitti. Yılların emekleri gitti. Daha henüz bir şey bilmiyoruz. Belki kötü bir şey olmamıştır. Orası Kudret Bey'den, Kenan'ımdan yadigardı. Bizim ekmek kapımızda. Hemen harap etmeyin kendinizi. İtfaiye gelmiş de söndürmüşlerdir bile. Şimdi ne yapacağız Allah? Tutunacak bir dalımız bile kalmadı. Ali Hanımcığım, Sera'yı kurtaracağız. Merak etmeyin. Kurtaracağız. Gücüm kalmadı artık. Nasıl oldu bu? Nasıl? Ağrım arıyor babaanne. İncim, hadi sen yukarı çık oyuncaklarınla oyna kızım. Tamam canım, görürüm. Meleğe haber verelim. Yok yok. Aman diyeyim aman. Şimdi gelmek isteyecek, gelemeyecek. Sonra harap olacak kız. Haber verme. Ulan ne yapacağız? Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz şimdi? Birle sinir oldum ben bugün. Herkesin önünde küçük düşürdü Akki'ye. Herkesin önünde dalga geçti. Çok biliyorsunuz siz. Belki de iyilik yapmak istemiştir. Öyle iyilik mi olur Elif? Görmedin mi Akka'nın nasıl üzüldüğünü? Evet ama o da onu düşünüp ayakkabı getirmiş. Getirmeseydi daha iyiydi bence. Herkesin önünde küçük düşürdü Akki'ye. Belki hatasını anlayıp özür diler. Belli sen tanımıyorsun Elif. Dilemez o. Allah Allah ya bir tek Elif'in sanki. Annem gerçekten iyi olan insanlar iyiliklerini herkesin önünde yapmaz der. Sınıf başkanı olabilmek için benim de iyi bir şeyler yapmam lazım. Ne? Sana demedim. Ha iyi. Nereye? Forfet alacağım.
İster misin? Al hadi lütfen. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Resim dersinde ne çizeceksiniz? Öğretmen çevre temizliği dedi ama benim aklıma bir şey gelmedi. Ben herkesin kendi kafasının süpürdüğü bir mahalle çizeceğim. Güzelmiş. Peki sen ne çizeceksin Elif? Ben de hani öğretmen birkaç gün önce geri dönüşüm demişti ya. İşte onunla ilgili bir şeyler çizeceğim. Ay ne güzel. Ben hiçbir şey bulamadım. Sen de hayalindeki temiz dünyanın ne kadar güzel olduğunu çizebilirsin. Aa çok güzel fikir. Kağıdı ikiye bölüp bir tarafında çöplerle kirlenmiş bir dünya çizerim. Çok sağ ol Elif. Ben de sevdim bu fikri. En güzel resim seninki olacak. Elif'in sayesinde. Yine ne yapıyor acaba? Madem iyi olanlar iyiliklerini herkesin içinde yapmazlar, ben de böyle gizli gizli yaparım. Kim iyiymiş görsünler. Bu gofretleri bulunca boynuma sarılacaklar. Çünkü en iyilikçi benim. Hadi buyurun çaylarınız. Yeni mi demledin? Evet taze. Sağ olasın. Afiyet olsun. Ay bugün de hiç makineye çeviresim yok vallahi. Ay ben bütün gece uyuyamadım. Sabah işe geleceğim diye. Ay aman kız sen de yani. Hayırlı günler hanımlar. Size de. Ben Melek'e bakmıştım da. Melek? İçeride. Ya şimdi benim girmem pek uygun olmaz. Siz bir çağırabilir misiniz bir zahmet? Hiç bana bakma canım hadi. Tamam tamam. Çağıralım bakalım. Ne oluyor Şükrü'ye? Melih'i soruyorlar da. Kimsiniz siz? Niye soruyorsunuz Melih'i? Ya Melek benim bir yakınım olur da. Mühim bir mesele var. Görüşmem lazım. Tamam siz de çok oyalanmayın. O zaman kim aldı? Bence Gözde almış olabilir. Hiç sanmam. Melih sen mi aldın? Evet işte bakın Beril almış. İstemeden seni kırdığım için özür dilerim Hakkı. Ben iyilik yapmak istemiştim. Affeder misin beni? Önemli değil gofretçiğim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben de teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun. Ben de teşekkür ederim. Madem gofretleri Beril almış, o zaman biz de oylarımızı ona veririz değil mi arkadaşlar? Ben zaten oyumu Beril'e verecektim. Melek, bak gözünü seveyim. Bir şey biliyorsan ne olur söyle. Bak Tülay gittiğinden beri gözüme uyku girmedi. Bu başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Ya Veysel tamam. Tülay iyi. İyi mi? Sen nereden biliyorsun? Konuştunuz mu yoksa? Nerede şimdi? Ya bak bunu sana söylememem lazım aslında ama. Ya Melek bak ne olur kurban olayım. Bir şey biliyorsan söyle ne olur söyle ya. Ya Tülay bizde kalıyor. Sizde mi? Oh be. Vallahi rahatladım ya. İyi de
niye size geldi ki? Bana niye haber vermemiş? Ya Allah aşkına ya, bir de soruyor musun bunu bana? Melek, niye kızıyorsun ki şimdi? Ya bir de kabahatini bilmiyormuş gibi yapma Allah aşkına. Melek, ne kabahati? Ben bir şey yapmadım ya. Bilmiyor musun gerçekten? Ya Melek, bilsem niye sana sorayım, değil mi? Ama başka kadınlarla böyle kafe köşelerinde buluşmasını biliyorsun. Ne kadını ya? Kadın... Ha, sen onu diyorsun. O bu başka bir şey o. Ana, vallahi Tülay'ım düpedüz yanlış anlamış ya. Vallahi yanlış anlamış ya. Orasını bilmem artık. Melek. Melek bak, o senin sandığın gibi değil ya. Tülay onu yanlış anlamış ya. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Hadi Melek Hanım, işinin başına. Tamam, geliyorum. Benim gitmem lazım size. Melek, Melek kurban olayım. Ne olur bak Tülay'ıma söyle. Ya Vesa, benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Ah be Tülay'ım ya, ah be Tülay'ım ya. Sormadan, etmeden kendi başına neler yapıyorsun sen böyle ya? Çekip gidilir mi böyle ya? Ulan bunların hepsi o mualla karısı yüzünden ha. Oo, hayırdır? Yeni kankanı ziyarete mi geldin? Tanışıyor muyuz birader? Sen beni tanımazsın ama ben seni iyi tanıyorum. Yani uzun etmesen de kim olduğunu söylesen? Şşş, ağır ol bakalım. Araba dersi yetmedi herhalde. Ulan bir daha karşıma çıkarsan burayı dağıtırım ona göre. Ulan eşkıya mısın sen ha? Lan sen... Sana pabuç bırakacağım mı sanıyorsun lan? Lan sen canına mı susadın lan? Lan ben! Oh! Bırak lan adamı! Çek lan şuradan! Dur. Sen eksiktin be! Bela mısın lan? Dur, sen dur, sen karışma. O bizim meselemiz. Ya bırak şunu ya, şununla uğraşma ya, bırak! Lan var ya, göstereceğim lan hepinize. Ne göstereceksin lan? Ne göstereceksin? Yürü git işte! Başımıza bela oldun. Gel. Ulan ben o eli var ya, o eli alıp şey etmesini bilirdim ama... Aklı sıra beni korkutacak. Bir şekiller yapıyor, bilmem ne falan. Yer miyiz lan biz, ha? Oğlum, biz var ya yılandan çakaldan korksaydık çoban olmazdık lan. Ha? Ne demişler? Çakalın özgürlüğü aslan ayağa kalkana kadar. Yemezler oğlum. Geçen gün gelen adamlar yok mu? Ha? İşte onların patronu bu. Hadi ya. Evet. Ana. Ben şimdi anladım. Demek ki bizim arabayı dağıtanlar da bunlar. Baba. Baksana. Not bırakmışlar. Görüştüğün, bulaştığın insanlara dikkat et. Çok yanlış sulara girdin, fazla açılma. Yoksa boğulursun anam. Anam ben öldüm, bittim lan. Ben bittim lan. Oğlum boğulursun diyor lan. Yanlış sular diyor lan. Bittim ben oğlum ya. Peki şeyi soracağım sana. Bu hani adamlar seni gelip bayıtmışlardı ya, bizim malları falan dağıtmışlardı. Bu heriflerle ilgili bir haber var mı? Yani bu muhalla karısıyla bir alakaları var mıymış? Oğlum, kadın kocam yurt dışında diyor. Ama bu delinin sözüne güven olmaz ki oğlum. Yani artık belalası mıdır, sevgilisi midir? Ne bileyim ya. Lan nasıl bir belaya çattık biz ya? Hiç sorma oğlum ya, hiç sorma ya. Şimdi aldı. Lan ben diyorum bu arabayı kim dağıttı? Boş yere başkalarının günahını aldık, iyi mi ya? Ne oldu arabanıza? Ya geçen arabanın başında duruyordum ben. Böyle ensemden şiddetli bir darbe geldi. Düştüm, hani bayılmışım tabii. Benim oğlan geldi. Ayıktırdı beni, uyandırdı. İşte malları dağıtmışlar böyle, arabayı tarumar etmişler. Çok geçmiş olsun. Eyvallah eyvallah. Ha bir de not bırakmışlar. Tehlikeli sulara daldın, dikkat et, boğulursun bilmem ne falan diye. Şimdi dank etti. Tabii
Yedikleri dayağı sindiremediler. Bak sen söyleyince dank etti. Ulan yer miyiz biz bunu be? Ha? Soracağım bunun hesabını. Siz karışmayın bu meseleye. Bunların derdi benimle. Yo 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 yo. O benim arabayı dağıtmadan önce düşünecekti. Yok artık öyle. Biliyorum şimdi siz benden bir açıklama bekliyorsunuz ama... nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ben. Kızım, durum bu kadar vahim mi? Yangın her yere sıçramış anne. Allah! Ama söndürdüler değil mi? En azından bir kısmı kullanılabilir haldedir. Anne, her şey mahvolmuş. Anne! Aliye Hanım! Feride, su getir. Anneciğim. Ah Zeynep. Ah Zeynep ah. Anneciğim yapma böyle. Ne olur sana da bir şey olursa biz ne yaparız? Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün. Sen büyüksün. Anneciğim yudum su iç. Allah'ım sen yardımcımız ol. Allah'ım sen yardımcımız ol. Zeynep'ciğim yangın neden çıkmış? Bilmiyoruz ki Ümit Bey orada araştırıyor. Bu Serhat'a mı? Hı hı. Sağ olsun çok çabaladı dediğinde ama... zaten bizim de yangına pek müdahale etmemize izin vermedi. O da çok uğraştı bir şeyleri kurtarabilmek için ama... elimizden hiçbir şey gelmedi Ali teyze. Allah'ım sen büyüsün. Allah'ım sen yardımcımız ol. Aliye Hanım, buna da şükredelim. En azından can kaybımız yok. Selim'e ne diyeceğiz kızım? Anne, bence bir süre Selim'e hiçbir şey demesek daha iyi olur. Duyarsa kahrolur şimdi. Buraya kadar hiçbir sorun çıkmadı. Her şey istediğin gibi ilerledi. Güzel. Şimdi keyfim yerine geldi. Şimdi çiftliğe geldim. Teselli etme. E tabii. Teselliye ihtiyaçları var. Bir anda çok büyük bir kaybı uğradılar. Nedense birden Sera yanıverdi. Neyse hadi kapatayım ben. İçeri girmem lazım. Tamam. Dikkatli ol. Biliyorsun. Daha yeni başlıyoruz. Biliyorum. Siz beni yaktınız. Ama bitiremediniz. Şimdi sıra bende. Ben sizi yakacağım. Bu zararın altından nasıl kalkacağız şimdi? Selim de yok. Zeynep abla ben bakarım. Aliye Hanımcığım, bırakmayın kendinizi. Dünyanın sonu değil ya. El birliğiyle hallederiz. Ah Tülay'cığım ah. Bir değil, iki değil. Bu kaçıncı? Geldi mi her şey üst üste gel. Hepimize geçmiş olsun. Ah Ümit Bey oğlum. Neler geldi başımıza böyle. Sormayın. İnanın ben de çok üzgünüm. Geldiğimizde alevler her yeri sarmıştı. Sonra da durum bu işte. Zeynep söyledi. Sen elinden geleni yapmışsın. Allah razı olsun oğlum. Ümit Bey, yangın neden çıkmış peki? Henüz bilinmiyor. Araştırıyorlar. Ne olacak şimdi peki? Manevi değeri zaten ayrı. Bütün mahsuller yanmış, zayi olmuş. Bu zararı nasıl telafi edeceğiz? Aliye Hanım, kötü düşünmeyin. İnanın her problemin bir çözümü vardır. Ben
Hemen geliyorum hemen. Ümit Bey, ayakta kalmayın. Buyurun oturun lütfen. Alo Emrah Bey. Neredesin Zeynep? Saat kaç? Biliyorum, haklısınız ama... Tabii ki haklıyım. Öğlene kadar da bugünkü iznin. Saat kaç, haberin var mı? Emrah Bey, öyle ama inanın olanları bir bilseniz. Bilmek istemiyorum. İyi niyetimi suistimal ettin. Öğleden sonra çok önemli bir toplantı olduğunu söylemiştim. Mutlaka gel dedim. Biliyorum, yani demiştiniz. Biliyorsan neredesin öyleyse? Önemli dedim, çok önemli. Bakın ben gelecektim ama evin sırasında çok büyük bir yangın çıktı. Saatlerdir ona uğraşıyorum. Yangın çıkmışmış. Bana masal anlatma. Emrah Bey, inanın öyle yani başımıza gelenleri bir bilseniz. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Bu saçmalıklara inanacağımı mı sanıyorsun? Emrah Bey, bakın size yemin ediyorum. Gerçekten yani öyle zor durumda kaldık ki. Hiçbir şey. Ne bilmek ne duymak istiyorum. Öğlen ofiste olman gerekiyordu. Bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Anlamadım. Şimdi kovdunuz mu beni? Doğru bildin. Aa! Resmen işten kovdu beni ya. Of! Hatırlayın lütfen. Para satıldığında da durumlar çok kötüydü. Nasıl üstesinden geleceğiz diye endişe ediyorduk. Ama sonra bir şekilde işleri toparlayıp yoluna koyduk. Doğru diyorsun Ümit Bey oğlum. Ama o zaman Selim burada, işlerin başındaydı. Nasıl olacak şimdi? Nasıl düzlüğe çıkacağız? Ali Hanım, merak etmeyin. Her problemin bir çözümü vardır. Sen de olmasan hiç umudum olmazdı. O sera bize Kudret Bey'in emanetiydi. Onun mirasıydı. Bizim tek dayanağımız, can damarımızdı. O damar kesildi. Bu yara nasıl kapanır ki? Doğru tedaviyle her yara kapanır Ali Hanım. Merak etmeyin. Meslek hayatımda öyle aşılması zor problemlerle karşılaştım ki. Bunların hepsini tecrübe ettim. Sizi temin ediyorum, bu da aşılır. Sadece atılacak adımları doğru tespit etmek gerekiyor. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. İyi ki geldiniz Ümit Bey. Ali Hanım'ın bu sözleri duymaya çok ihtiyacı vardı. Rica ederim. Benim amacım kimseyi teselli etmek değil. Ben sadece her problemin mutlaka aşılacağına inanıyorum. O kadar. Öyle tabii. Allah senden razı olsun oğlum. Sağ ol. Ben Zeynep Hanım'ı çağırayım. Oturup sakin sakin konuşalım. Tamam çocuğum, tamam. İnanamıyorum ya. Resmen bana masal anlatma dedi, inanmadı adam. Zeynep Hanım, nasılsınız? Açıkçası şu an çok şaşkınım. Bir şey mi oldu? Az önce işten kovuldum. Ha, nasıl oldu? Ya patron aradı. Normalde öğlene kadar izinliydim ben. Ama tabii bu saatte iş yerinde olmam gerekiyordu. O da hesap sordu tabii. Yangın çıktığını söyleseydiniz? Söyledim ama inandıramadım ki. Yalan söylediğinizi düşündü tabii değil mi? Aynen öyle. Yok masal anlatıyormuşum da. Söylediklerim saçmalıkmış da. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Olacak şey değil ya. Aynen öyle. Herhalde sinirliydi de ben de böyle durumu açıklamaya çalıştıkça daha da sinirlendi. Sonra da... Hay Allah. Bir daha konuşmayı deneseniz belki bu sefer... Yok yok. Benim yalan söylediğimi düşünen bir adamın yanında çalışmak istemiyorum zaten. Anlıyorum. Haklısınız. Neyse. Ben de zaten işlerde size yardımcı olmak istiyordum. Yani o açıdan da iyi oldu. Evet, yani o açıdan baktığınızda haklısınız tabii. Bu noktadan sonra birlikte hareket etmemiz bence de çok iyi olacaktır. (Gülüyor)
ne diyorsunuz siz ya? Niye bana haber vermediniz? İş işten geçmişti evladım. Haber verseydik de bir şey değişmeyecekti ki. Abla zaten biz gidene kadar bile her şey kül olmuştu. Ay, hala inanamıyorum ya. Ya koskoca Sera nasıl yanar ya? Çalışanlardan da mı kimse yokmuş? Yok varmış da yani onlar da ne olduğunu anlamamış ki bir türlü. Bir anda çıkıvermiş yangın. Her yere yayılmış. Peki yangın neden çıkmış? Bilmiyoruz, araştırıyorlar. Artık ne önemi var ki? Önce Hara'yı kaybettik, şimdi de Sera. Elimizde, avucumuzda ne varsa hepsi gitti. Aliye teyze yapma ne olur, harap ettin kendini ya. Peki hiçbir şey kurtaramadık mı? Sera'daki bütün çiçekler, yeni tohumlar, hatta siparişler bile her şey mahvolmuş. Şer arıyorum Şerif abla. Şimdi ne olacak? Ne yapacağız şimdi? Çok mutsuzlar. Gidip onları güldürelim mi? Nasıl? Şakalar yaparız. Bilmezler ki. Of! İnci buldum. Onları akşam için tatlı yapabiliriz bence. Tatlı mı? Becerebilir miyiz peki? Benim bildiğim çok kolay bir tatlı var. Ha, yapalım mı? Tamam o zaman. Bana da öğreteceksin ama. Tabii öğretirim. İlk önce kapıyı kapatalım değil mi? Göreceksin. İki bisküvinin arasına şundan dokunu koyacağız. Bak, dokun sandviç oldu, gördün mü? Çok güzel oldu. Bir tadına bakabilir miyim? Tabii ki İnce, al. Çok sevinecekler. Of, nedir bu başımıza gelenler ya? Aa, Veysel, ne işin var senin burada? Nereden biliyorsun burada olduğumu? Bir dakika Tülay, ne olur bir kerecik dinle beni. Bak, sen beni var ya, baştan aşağı yanlış anlamışsın ya. Yalanlarını dinlemek istemiyorum Veysel. Çabuk çık buradan, çabuk! Ama Tülay'ım, gülüm. Bana gülüm mülüm deme. Sen zaten kendine gül bulmuşsun bile, git ona de. Gerçi benim iznimi almana gerek yok. Atağlan Üsküdar'a geçmiş bile çoktan. Ne atı, ne Üsküdar'ı Tülay'ım ya? Vallahi yok öyle bir şey ya. Nereden çıkarıyorsun bunları? Yok diyeceksin tabii. Veysel, ben o kadar saf mıyım? Her şeyi gözlerimle gördüm ya. Çay bahçesinde buluşmalar. Sohbetler, muhabbetler. Tülay'ım, yani sen oradan öyle görmüş olabilirsin ama o işin aslı öyle değil ki. Bak dinle beni, vallahi öyle değil. Ya randevulaşıyorsunuz, buluşuyorsunuz. Ama ben yanlış anlıyorum, öyle mi? Ya benim alnımda salak mı yazıyor Veysel? Yok Tülay'ım,
Ne salağı? Yanlış anlamışsın. Öyle bir şey yok Tülay'ım. Allah belamı versin ki ben muhallayla herhangi kötü bir şey yapmadım. Sus, yani. sus dedim Veysel. Ne o kadının adını duymak istiyorum, ne de senin yüzünü görmek istiyorum. Çabuk çık buradan. Çık, 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 çık ya. Tülay'ım bak o muhalla karısı var ya, o muhalla karısı deli. Manyak ya. Zır deli zır. Bırak Veysel. Dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Şimdi çekil önümden, içeri gitmem lazım benim. Tülay'ım bak. İstediğin her şeyi söyle. Ne istiyorsan söyle ama ne olur gitme. Bana bak, insanların zaten canı burnunda. Bir de seninle mi uğraşacaklar ya? Ne oldu ki insanlara? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Tülay'ım, yani herhangi bir şey varsa bileyim de ben hani... Bak, tamam. Söyleyeceğim ama... Bak, sonra çekip gideceksin buradan. Yangın çıktı serada. Ne? Ne yangını ya? Allah Allah. Yani her şey yanmış mı? Maalesef. Hey, her şey yandı kül oldu ha. Bak sen ya. O zaman ben de gideyim de bir geçmiş olsun diyeyim adamlara. Ya Veysel, anlamadın galiba. Kimsenin seni görecek hali yok. Hele benim hiç. Ama Tülay'ım, böcüğüm. Çiçeğim. Ya bitti diyorum ya, bitti. Anlamıyor musun? Bitti. Sen şimdi git o mahalle denen kadınla ne yaşıyorsan yaşa. Özgürsün artık diyorum ya. Tülay'ın telefonum burada. Ama... Sus! Tülay'ım ama ne olur ya. Ah Kudret Bey, ah. Yüreğim yanıyor, yüreğim. Emanetlerine sahip çıkmak için o kadar çabaladım ki. Ama yetmedi, yetişemedi. Ne olur affet. Melek, bir dert bitmeden diğeri başlıyor ya. Ne yapacağız biz? Tabii canım, anlıyorum seni ama... inan, cana geleceğine mala gelsin diye... teselli bulacağız. Başka çaremiz yok. Hala aklım almıyor. Koskoca Sera ya. Ya nasıl yanar ya, nasıl olur bu? Yine Veysel ya. Yine arıyor beni Allah'ım. Tülay. İki dakika otur da bir şey söyleyeceğim sana. Ya şey... Bugün Veysel atölyeye uğradı. Ne? Ya ben de onda çiftlikte olduğunu söylemek... Tamam, tamam canım. Sen merak etme. Ya bak, çok merak etmişti, çok ısrar etti. Kusura bakma, olur mu? Melek'ciğim, inan önemli değil. Gücenmedim hani, değil mi? Yok canım benim, yok. Gücenmedim. Zaten biraz önce buradaydı. Burada mı? Babam mı geldi? Hı hı. Müştemir Ata geldi. Yine böyle 50.000 tane yalanlar, dolanlar. Aklınca beni kandıracak. Yok öyle değilmiş de, yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de. Benim de sinirlerim bozuldu, gönderdim. Zaten bizim derdimiz bize yeter Melek. Ayrılır bizi kader, uzak bana yazar.
saklı yüzüm çoğalıp büyüyor içimde keder. Ellerimde bir çare hüzün tükenip bitiyor dilimde son. Sözüm yar canım.